Bence önemli bir saptama milli ve dini Evet. sosyal medyada Bülent Şahin ejder ee, şeyi bir tweet'i var. Çok e, güzel bir tweet. İran'da Safevi Şia Şiasını eleştirdiği için Kur'an merkezli görüşleri. Arkadaşlar verebilirseniz ekrana. Evet, evet çok... şurada. Eee Kur'an merkezli görüşleri sebebiyle bak Kur'an merkezli görüşleri sebebiyle idama mahkum edildi. Heh. Hüsamettin tamam. Ferizade ile beraberdik bugün. İşkencelerin ruhani istifdadın şahitliğini dinledim. Özgürlüklerimizin bir kez daha hamdettin. Bu nereden Hı, özgürlük? Bu şey. Bak laiklik ne kadar önemli. Biz, Türkiye'de laiklik en fazla tartışılan noktalardan bir tanesi. Laikliğin farklı yorumlandığı, bazen işte dedim ya 28 Şubat sürecinde öbür tarafına gittim, şimdi de bu tarafına geliyor, şey tarafına. Ama Türkiye, koruyoruz. Ama koruyoruz. Ama şunu biliyoruz. En fazla tartıştığımız konudur ama en fazla da ihtiyacımız olan konu. İşte olmadı. Mı Bugün mı? olmadığı zaman, olmadığı zaman şöyle düşünün. Şimdi şimdi feth diyoruz, değil mi? Ondan Hı. önce paralel yapı diyorduk, değil Hı. mi? Ondan önce Fethullahçılar grubu filan şeyler, değişik isimler vardı. Şimdi tersten düşünelim. Başardılar ve aldılar yönetimi. Ne an Şimdi bir dakika, siz bizim için söylemiyorum bunu. Diğer tarikatlara soruyorum, cemaatlere soruyorum. Tabii. Hanginiz yaşayacaktınız? Tabii. Ben hepiniz idam edilecektiniz. Tabii. Ya bak şimdi. Şimdi <laughs> şeyi, şey, Önemi, şey bu. mesela ben geldi iktidara değil mi? Ben bir tarikat şeyiyim. Bizim iktidarımız geldi. Siz de başkalısınız. Sizi beğenmiyorum. Diyorum ki benim yorumuma göre benim yorumu... siz dinden saptınız, sapkınsınız diyorum evet. ve ya benim dediğim gibi formata girersiniz, yahut da gidersiniz. İşte ya bunu be... Taliban da söylüyor. Bunu Suudi rejimi de söylüyor. Bunu işit de başka türlü söyledi. Şimdi, Şimdi bunu aslında laiklik en fazla. Da bakalım mı? Çünkü bakalım. o da çok önemli evet. bir tehlike işaret ediyor. Şimdi e, biz Türkiye'deki yerli ve milli tarikat tehlikesini milli tarikat. konuşurken bir <laughs> dış onunla sınırı <laughs> evet, dış ya, merkezli... Yerli milli tarikatlar bizim. <laughs> evet, dış güzel bir tari isim attın. Yerli ve milli tarikat. <laughs> yani yerli ve milli tarikat sorununu, tehlikelerini <laughs> ya da konuşuyoruz ama iş bununla da bitmiyor. çünkü tarikat da mı Yabancı tarikatların da, Suriye merkezi tarikatların da Türkiye'de yoğun faaliyet içerisinde olduğunu söylüyor bugünkü köşesinde. Saygı Öztürk, o bölümü ben bir okumak istiyorum. Ülkemizde 4 milyon civarında Suriyeli bulunuyor. Ülkelerinde tarikat mensubu olanlar, ülkemizde de tarikatlarla bağla, bağlarını sürdürüyor. Dahası tarikat şeyhinin Türk vatandaşlarına da icazet vermesiyle birlikte giderek yayılıyor. Bunların başında Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin olduğu şazelilik öne çıkıyor. Bu konuyu tarikat yapılanmasını bilen hoca ile konuştum. İşte anlattıklarından bir bölüm. Türkiye'de Şey Ubeydullah El Kadiri 30-33 yaşlarında çok sayıda kişiye icazet verdi. Vermeye de devam ediyor. Ondan icazet aldığını söyleyenler de memleketlerinde faaliyetlerini yürütüyor. Bunların hedeflerinde de Atatürk var. Devamlı Atatürk'e hakaret ediliyor. Burada büyük bir tehlike var ama görmüyorlar. Çoluk çocuk gençler bu tarikatlarla yönlendiriliyor. Pıtrak gibi tarikat yapılanması ortaya çıkıyor. Devletin bunları takip etmesi lazım diyor. Ee, en çok da Gaziantep'te yuvalandığını söylüyor bu tarikatların ee, ve çok ciddi şeyleri var. Türk vatandaşlarından takipçileri, müritleri var. Ee, büyük bir tehlike yapıyor. Yaratıyor. Neye icazet veriliyor mesela? Nelere veriliyor? Şimdi... Ve o icazete alanlar daha sonra neleri yapmaya çalışıyor? Nasıl harekete geçiyor? Ne yapıyor? Bunlar çok. Allah tek şey söyleyeyim benim. Bir siyasi hırs uğruna ülkeyi mahvediyoruz. Yani bir siyasi şimdi, uğruna, bir iktidar sürdürme uğruna ülkenin temel değerlerini, temel değerlerini yıkıyoruz. Bak bu tarikatların en tehlikelisini devletin içinde organize olmaları, devletin bazı kurumlarına çökmeleri diyebilirim. Buna en karşı durması gereken şu anda en çok müsamaha iktidar tarafından geliyor değil mi? partisi bunlara evet. müsamaha gösteriyor. İşte diyorlar ki menzilciler, evet. sağlık örgütünde şey kümelendi. Yok bilmem ne tarikatı güvenlik sistemi örgütlendi falan. Şimdi buna en çok dik durması gereken, sokmaması gereken hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü kendileri gördü bakın FETÖ denilen bir şey iddiadayken yaşadı da. Baktılar ki ya oradaki bırak asker, oradaki savcı, oradaki polis müdürü. Ya kendilerinden direktif almıyormuş. Yani savcı bir şey yaparken hukuka bakmıyor. Pensilvanya'ya bakıyormuş. Ya adam general. Üstünden evet. konuşmuyor, gidiyor imamına bakıyormuş. Ne imamı? İşte şey hava kuvvetleri imamı bana soruyor. Kendi mahallesindeki imamı öğretmen, profesör adam yani kendi imamına bakıyor. Bilime bakmıyor. Evet. Şimdi bunu yaşayan, bunu ağır bir şekilde yaşayan ve o o yapılanma e, AK Parti'nin iddiarından ve hayatına kastetti. E, Cumhurbaşkanı'na suikast yapacaklardı bunlar. Yani biraz geç kalınsaydı bambaşka şeyler olabilirdi. Hakim olsalardı Türkiye hı hı. ne bir yüksekliğe. Şimdi bunlar kimden emir alarak 15 Temmuz'a kalktılar? İmamlardan emir aldılar. İşte Adil Öksüz nerede yakalandı? Şeyde e, hava akıncı, akıncı üstünde. Mi? Ya darbeyi idare ederken yakalandı. Genelkurmay Başkanı'nın özel kalemi şusu busu hepsi FETÖ'cü çıktı. Cumhurbaşkanı'nın dört tane yaveri FETÖ'cü çıktı. Şimdi bunları gören iktidar ha demek ki bu insanları biz açıyoruz kapıları ama bir gün geliyor. Bunlar kimden emir alıyor? İmamlarından emir alıyor. Yani imamları ne derse devlet hiyerarşisinin dışına çıkıyorlar. Hı hı. Devleti dinlemiyorlar. Başka bir yapı bu deyip hı hı. 15 Temmuz'da da başına gelmiş bu kadar şey. Ya başbakan kaçtı bir şeylere girdi saklandı tünellere kendini korudu veya Ülkeyi oradan yönetmeye kalktı. Oradan emirler vermeye tünelden kalktı. Tünelden yönetildi. Neden yönetmeye çalıştı. Düşünebiliyor musun? Başbakan Yıldırım. tünelde. 15 Temmuz'da. Tabii evet. tünelden emirler vermek. Şimdi bunu yaşamış bir iktidarın bir başka tarikatlara izin vermesi anlaşılır gibi. E Bunlar biraz daha palazlanırsa o adını vermeyelim Bir yığın tarikat var. Devletin bunların Dem farkında olmaması mümkün mü? E mü bu mümkün ama işte oy sadece. uğruna dediği gibi oy uğruna onlara ses çıkarmayalım diyor. Hayır onlara dursunlar yerlerinde devletin içine hiç birisini sokmayacaksın. Artık çünkü sen bir FETÖ, FETÖ'den bir kazık yap. hoca efendi, hoca efendi, hoca efendi dediler. Aman gel gel bu Türkiye'ye dediler. Hoca efendiye laf söyletmeyiz dediler. Dini manevi değerler dediler. Al sana hoca efendi ne yaptı? Hoca efendi Türkiye ekonomi bu kadar kötüyse, Hı hı. Bir sebebi de hoca efendidir. Yani hoca efendinin adamlarının şey bir yere gelmesi. Hoca çünkü... hoca yaparsa cemaat ne yapar? Hoca yaparsa <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi durması en çok durması. Başına belaya gelmiş ya yani sen bir şeyin acısını çekmiş. Hı hı. Senin yani komutanların sana dönmüşler sana suikast girişimde bulunuyor hı hı. Kimden emin olara tarikat liderinden emin ararlar. Tarikat imamından emin arası. Kendileri her gün yakalıyor boy boy gösteriyor. Bilmem ne imamı yakalandı. Türkiye imamı, şu imamı mahalle imamı, il imamı Biraz ilçe, ders ilçe normalde, imamı. Biraz yani? ders lokma ders Bir lokma olsun dersin ders Dersin ki kardeşim kapatalım şu tarikatlara kapıları ya. Onların hani bak bir takım isteklerine Cemaat Kapatalım derken şöyle devletin kapılarını kapatalım. Devletin kapılarını devletin... kapatalım. Tabii, Yok tabii. ben yani Şimdi onların ben sivil toplum olarak tabii bir takım ki. ihtiyaçlarını falan biraz karşılayayım ama dur bakalım. Abi ben kardeş. bir adım daha ileri gideyim. De... Devlet... Ben i̇şte Dinim, dini, dini e, muhabbet, sohbet yapmak isteyen sonra kadar yapsın Yoksun ama tabii devlete gelme kardeşim. Ticarete, tarikat cemaat adı altında ticaret, iş filan ihale Bunlar da var. Senin dini ve, sohbetin varsa git sadece dini sohbetini da, yap. Bir tane diyelim ki bilmem ne tarikatı. Ticaret ve siyasetten çekil. Tarikatı girdi kendi liyakatıyla diyelim ki bilmem ne geldi girdi sınavlarını kazandı. Çalıştı malıştı Hı -hı. bilmem ne yaptı. O hakkıysa gelsin bunlar öyle yapmıyorlar. Bunlar bir tarikat olarak gelip bir yere çökelim devleti ele geçirelim diyorlar şeyde işte yaşadık ya önce eğitimi ele de dediler. Dershaneleri ele geçirdiler. Sonra Ondan sonra şeyi ama önce şeyde şey. Kuleli Askeri Lisesi'ni Hı. ele geçirdiler. Kuleli Askeri Lisesi'nde adam değişirdi Adam yetiştirdi. O hikayeler çok Oradan dram, orduya, dram orduya öbür taraftan Amerika'ya öğrenci yollayıp bu teknolojiyi takip ettiler. Polisin istihbaratının içine onlar aletleri kullanmasını bilgisayar şu bilen FETÖ'cü çocuklarda hı hı. onları getirip buraya soktular. Hı hı. Adam yetiştirip hukuk fakültesinden savcı yaptılar. Onların önüne açtı. E bunu yaşadı Türkiye. Yani işte en en meşhur savcı Zekeri değil miydi bir ara? Hı hı. o işte şey temiz eller operasyonu evet, yapacak yani adam. Bu... Şimdi